Durun, durun bayım. Burada durun. Yaş. Yaş oğlum. Yaş oğlum, ne oldu? Ne oldu oğlum? Söyle oğlum, sana ne oldu böyle? Sana ne oldu? Burada ne oldu? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika oğlum. Bir şey yok. Ah, seni yılan mı ısırdı? Tanrım, bir şey yok. İyi olacaktın. Hiçbir şeyin yok. Dur bakalım. Bir şeyin yok oğlum. Bir şeyin yok. Merak etme, ben yanındayım. Bekle. Bekle. Şimdi hemen gidip sana bitkisel bir macun yapacağım. Hiçbir şeyin kalmayacak çocuğum. Her şey yoluna girecek. Bekle. Bayım, bayım lütfen. Lütfen, kocam bir kaza geçirdi. Ona yılan soktu. Lütfen bana yardım edin. Lütfen bayım. Lütfen, size minnettarım. Tamam, gelin. Önemli. Gelin, gidelim. Gelin burada. Lütfen, lütfen onu kaldırın. Lütfen. Onu güvenli bir yere götürelim. Ambulans biraz sonra burada olacak. Lütfen yavaş, yavaş bayım. Gidelim. Merak etmeyin. Şimdi gidip köyden yardım getireceğiz, tamam mı? Tamam. Yaş, Yaş, sana hiçbir şey olmayacak. Yaş, lütfen biraz daha dayan Yaş. Beni dinle, iyi olacaksın, tamam mı? Lütfen beni dinle Yaş. Gözlerini kapatma Yaş, iyi olacaksın. Yaş, gözlerini aç Yaş. Alo? Alo? Siz ambulans gönderecektiniz, ne oldu? Alo? Sesimi duyabiliyor musunuz? Alo? Bayım, ambulans gönderecektiniz. Yaş, Yaş. Bakın lütfen buraya hemen bir ambulans gönderin. Alo, sesimi duyabiliyor musunuz? Alo, lütfen buraya bir an önce ambulans gönderin. Alo, alo. Yüce Tanrım. Alo, sesimi duyuyor musunuz? Alo, alo. Dur. Sen burada mıydın? Bu kadarı yetmedin. Ne kadardır kocamı öldürmeye çalışıyorsun sen ve şimdi buraya geldin. O ne? Zehir mi? Kocamı zehirlemek istiyorsun değil hayır, mi? Hayır, bu zehir değil. Zehri etkisiz hale getiren bir ilaç. Çok çabuk tesir ediyor. Numarayı bırak. Sen yalan söylüyorsun. Daha önce de kocamı öldürmeye çalıştın. Sen benim ailemin düşmanısın. Kocamın yanına yaklaşmana bile izin vermem. Lütfen git şimdi buradan. Şimdi kavga etmenin zamanı değil artık. Bak, Yaş'ın şu haline bak. Zehir bütün vücuduna yayılmak üzere. Lütfen, lütfen güven bana. Bu ilaç zehir değil. Sana mı güveneceğim? Asla. Önce kayınpederimi iğrenç bir ithamda bulundun. Sonra kocamı öldürmeye çalıştın. Ve şimdi de bir bahane mi buldun? Hayır, ben senin kocanı öldürmek istemiyorum. Onu neden öldüreyim? Ben onun hayatını kurtarmak istiyorum. Git buradan. Kayınvalidene böyle mi davranıyorsun? Kayınvalide. Evet. Yaş benim oğlum. Onu ben doğurdum. Ve bir anne olarak oğlumun bu şekilde öldüğünü görmeye dayanamam. Çekil önümden. Yalan. Hepsi yalan. Bu da yalan. Daha düne kadar oğlun Akaş'tı. Babamın önünde, bütün ailenin önünde Akaş'ın oğlun olduğunu söyledin. Ve şimdi Yaş'ın oğlun olduğunu söylüyorsun. Sen yalancısın, iki yüzlüsün. Benim Yaş'ım Gayatri annenin oğlu. Ve benim bir kayınvalidem var. O da Gayatri. Sen yalancısın ve bu da zehir. Bu da zehir. Benim Yaş'ımı öldürmek istiyorsun. Bu zehir değil Arti. Zehir değil. Bak. Gördün mü, yedim. Peki bir şey oldu mu? Olmadı değil mi? O zaman şimdi çekil önümden. Bırak şu merhemi süreyim. Thank you.
Oğlum şimdi iyileşecek. Kalk. Kalk. Tamam, iyileşeceksin oğlum. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Merak etme, iyileşecek. Sana hiçbir şey olmayacak. Artı. Yaş. Artı. Benim canım. Biraz sonra tamamen kendine gelir. Yaş, yaş, iyi olacaksın. Sana hiçbir şey olmayacak. Bekle. Bu şekilde gidemezsin. Yani. Demin söylediğin şeyler hala kulaklarımda çınlıyor. Lütfen. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Her şeyi bilmek istiyorum. Anlatır mısın? Ben sana ne dedim ki? Bir şey demedim. Senin yaş hakkında söylediğin şeyler. Aa, tamam tamam. Yaşın oğlum olduğunu mu? Öyle dedim çünkü kocanın önünde bir duvar gibi duruyordun. İlacı sürmeme izin vermedin ve yaşın durumu kötüleşiyordu. O yüzden yaşın oğlum olduğunu söyledim. O kadar. Ama bu doğru değil. Öyle bir şey yok. Unut bunları. Hepsi yalandı. Esas şimdi yalan söylüyorsun. Demin yaşın bacağına ilaç sürerken yüzünde bir annenin ıstırabını gördüm. Ona sarıldığında her şeyi anladım. Gözlerinde, sadece bir annenin gözlerinde görülebilecek bir huzur vardı. Ben de bir anneyim Rada. Bir annenin acısını anlayabilirim. Çocuğunun başına bir şey geldiğinde bir annenin neler çektiğini bilirim. Demin gözlerinde o acıyı gördüm. Ve çocuğunun hayatı tehlikeye girdiğinde bir annenin yapabileceği tek şey onun selameti için dua etmektir. Ve ben demin o duayı duydum. Daha önce hiç böyle dua ettiğini duymamıştım. Bu duygu, bu acı, bu teselli, bütün bunlar yalan olamaz. Lütfen söyle bana. Gerçekleri anlat. Bana gerçeği söyle lütfen. Sana demedim mi? Öyle bir şey yok. O zaman yaşın üzerine yemin et. Ne bilmek istiyorsun? Gerçeğim. Öğrenince ne elde edeceksin? Lütfen geçmiş defterleri yeniden açma artık. Acıdan başka hiçbir şey elde edemezsin. Ama o geçmiş defterler yaşın varlığı onun kimliğiyle bağlantılı. Ve ben onun karısı olarak her şeyi bilmeyi hak ediyorum. Bana her şeyi anlat.
Lütfen. Benden hiçbir şey saklama. Her şeyi açık açık anlat. Lütfen anne. Lütfen. Bana çocuğumun üzerine yemin ettirdin. Desem de sana hayır diyemem. Evet. Yaş benim oğlum. Benim ve Suraj Pratap'ın oğlu. O zaman o gün herkesin önünde neden Akaş'ın oğlunu olduğunu söyledin? Evet. Bunu söyledim. Ama bütün gerçeği bilmek istiyorsun değil mi? O zaman geçmişimin derinliklerine inmem gerekecek. Ben çok fakir bir ailede doğdum. Bizim zamanımızda insanlar çok cahil insanlardı. Ama benim annem ve babamın düşünceleri ve kafa yapıları günümüzdeki anne babalarınkili gibiydi. Onlar eğitimin ve okulun önemini anlıyordu ve beni gerçekten zor şartlar altında okuttular. Cebimizde kitap alacak paramız bile yoktu. O yüzden üniversitenin kütüphanesine gidip çalışırdım. Ve orada ilk defa Suraj Pratap Sindhya ile tanıştım. Üniversitenin bağışçılarından biriydi. Onunla ilk tanıştığımda şöyle düşünmüştüm. Çok dürüst, terbiyeli ve aydın bir adam. Ondan gerçekten de çok etkilendim. Ve sonra birbirimizle görüşmeye başladım. Ama bu görüşmelerin zamanla dostluğa ve dostluğun da aşka dönüştüğünü ikimiz de fark ettik. Çok mutluydum. Bu mutluluk başımı döndürdü. Ve sonra bir gün gençliğin de tecrübesizliğiyle birlikte kendimi duygularıma fazla kaptırdım ve bütün sınırları aştım. Ama yaptığımdan hiç pişman değil. Çünkü sonunda aşkımızın evlilikle taçlanacağından emindim. Ama bir gün gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldım. O gün öğrendim ki Suraj Pratap Sindhya evliymiş. Suraj Pratap Sindhya çocuğumun babası. Kendimi kaybettim. Paramparça oldum. Her şeyi unutmak. Suraj Pratap'ı affetmek ve yoluma devam etmek istedim. Çünkü benim yüzümden Suraj Pratap'ın mutlu aile hayatının parçalanmasını istemiyordum. Ve sonra kendi kendimi sakinleştirdim. Ve aklımı başıma toplayıp her şeyi unutmaya çalışacağıma kendime söz verdim. Çünkü o sırada anne olacağımı öğrenmiştim. Ve sonra her şey değişti. Eğer tek başıma olsaydım bir şekilde yaşayabilirdim. Her koşulda yaşayabilirdim. Ama hayır. Artık karnımda bir çocuk yaşıyordu. O çocuğu haklarından nasıl mahrum edebilirdim ki? Tek istediğim şey karnımdaki çocuğun baba sevgisi görmesi ve onun soyadını almasıydı. Gerçekten çok çaresizdim. Ve istemesem bile Suraj Pratap Sindhya ile görüşmeliydim. Ona çok yalvardım. Diz çöküp önünde ağladım. Çocuğumu kabul etmesi için çok yalvardım. Ama hayır. O benim yalvarışlarımı dinledi ve bana yeni bir isim verdi. Kötü kadın.
Bana sen para için şerefini satan bir kadınsın. Ve sonra önüme bir tomar para attı. Çocuğumu aldırmamı söyledi. Ve sonra gitti. Çünkü o bu toplumun en zengin, en saygın kişilerinden biriydi. O yüzden o çocuğun ondan olduğunu kabul etmedi. O çocuğun şerefine leke sürdüğüne inanıyordu. Onu istemiyor. Ama ben çocuğumu aldırmadım. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirdim? Bir anne çocuğunun canına kıyabilir mi? Hem ayrıca o çocuk benim bir parçamdı. O benim içimde büyüyordu. Çocuğumu nasıl öldürebilirdim ki? Böyle bir şey yapamazdım. Bekar bir annenin toplum içinde yaşamasının ne kadar zor olduğunu kimse benden daha iyi bilemez. Çok, çok hakaret işin. Bana demediklerini bırakmadılar. İnsanlar beni kötü kadın olarak görüyordu. Ama ben çocuğum hakkında bir gün bile kötü bir şey düşünmedim. Sadece Tanrı'dan tek bir dileğim vardı. Benim çocuğumun kaderine hakkını ve babasının ismini yazmasıydı. Ve sonra bir gün belki de Tanrı sonunda yakarışlarıma cevap verdi. Bir gün Gayatri'nin de ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendim. Yaş bu dünyaya bir Ekim'de geldi. Ve Gayatri 2 Ekim sabahında bir erkek çocuğu doğurdu. Akash. Sonra Suraj Pratap Sindhya oğlunu görmeye gittiğinde onun boynuna bir zincir taktı ve dedi ki: oğlumla birlikte itibarım, şerefim ve ünüm daha da büyüyecek. Adının ne olacağına çoktan karar verdim bile. Duymak ister misin? Yaş Suraj Pratap Sindhya. Ve bu şekilde oğlumun hakkını almışım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.